Merhaba çocuklar. Bugün etkin vatandaşlık ile ilgili testlerimizi çözeceğiz. Şimdi başlayalım. Birinci soruda tanzimat fermanına göre bu, bu verilerden tanzimat fermanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Müslüman, Hristiyan herkesin can ve mal güvenliği sağlanacaktır. Herkes kanun önünde eşit sayılacaktır. Askerlik işleri belli kurallara bağlanacaktır diye bir öncül vermişler. Hangisine ulaşılamaz diyor. Çeşitli yenilikler içerdiğine. Evet arkadaşlar burada herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağı söylenmiş. Herkes kanun önünde eşit. Askerlik kurallarından bahsetmiş ayrıca. O zaman ben A'yı alıyorum. Askeri alanda yenilgilere yol açacağına. Arkadaşlar şimdi burada askerlik işleri belli kurallara göre bağlanacaktır diyor. Burada herhangi bir yenilgiden söz edemeyiz. O yüzden... Cevabımız Bursa olacaktır. Diğer şıklara da bakalım. Toplumsal haklara ele aldığına, evet arkadaşlar, herkes kanun önünde eşit sayılacağı. Mesela kanunun üst kanunun üstün tutulduğuna demiş arkadaşlar. Burada zaten herkes kanun önünde eşit sayılacaktır. Öncülü D şıkkının cevabıdır. Bu inanışa aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir? Türk devletlerinde yönetme etkisinin hükümdara Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Arkadaşlar biz bu anlayışa ne diyoruz? Kut anlayışı diyoruz. Töre yazılı hukuk kurallarıdır arkadaşlar. Osmanlı'da töre çok fazla kullanılmakta hatta. Yazılı hukuk kuralları gelinceye kadar. Tigin zaten Han Hakan gibi ünvanlara dahildir. Balbal bal da mezar taşına verilen isimdir. Diyen bir tarihçi bu durum aşağıdakilerden hangisiyle hangisiyle ifade ederse daha doğru olur demiş. Eski Türk devletlerinden Hunlar döneminde töre denilen yasus hukuk kuralları önemliydi. Şimdi bakalım hangisiyle ifade ederse daha doğru olur demiş. Göçebe yaşamın etkili olmasıyla kanunlara yeterince önem verilmemesiyle, Türk kültürünün kalıcı olmamasıyla. Arkadaşlar eğer yazısız hukuk kuralları varsa bunlar kalıcı değildir. Çünkü yazıyla birlikte kalıcılık ön plana çıkar. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşın devlete karşı görevleri arasında yer almaz? Devlet vatandaşlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin eşitlik ilkesine göre hizmet verir. Vatandaşların da devlete karşı görevleri vardır demiş. Hangisi yer almaz diyor? Askerlik yapmak arkadaşlar vatandaşların devlete karşı görevlerindendir. Kanunlara uymak görevlerindendir. Vergi vermek görevlerindendir ama iş yeri açmak vatandaşın devlete karşı sorumlu olduğu şeyler arasında değildir. Devletin temel amaç ve e, görevleri arasında ulusun bağımsızlık ve bütünlüğünü korumak cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak geliştirmek halkın refah huzurunu sağlamak yer almaktadır buna göre insanların mutlu olmasını sağlamak devletin yönetim şeklini korumak hak ve özgürlükleri sınırlandırmak dış tehdit unsurlarla mücadele etmek demiş hangisi devletin temel amaç ve görevler arasında gösterilemez ee, demiş arkadaşlar bakalım hemen biz İnsanların mutlu olmasını alır mıyız? Evet alırız. Halkın refah ve huzurunu sağlamak yer almakta. O zaman A değil. Devletin yönetim şeklini korumak demiş arkadaşlar. Cumhuriyet ve demokrasiyi korumak geliştirmek demiş. Onu da buradan alıyoruz. Hak ve özgürlükleri sınırlandırmak demiş. Arkadaşlar hak ve özgürlükleri sınırlandırmaktan bahsetmemiş burada. Aksine cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak demiş. Dış tehdit unsurlarına mücadele etmek ulusun bağımsız ve bütünlüğünü korumakta arkadaşlar burada yer almakta. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır. Buna göre insan haklarının güvence altına al, o, e, güvence altında olması pardon. Aşağıdaki yönetim şekillerinin hangisiyle mümkündür demiş. İnsan haklarının güvence altına alınması, hürriyet, eşitlik, adalet temelinde yükselen bir hukuk düzeniyle mümkündür bakalım arkadaşlar padişahlık demiş. Burada eşitlikten söz edemeyiz. Meşrutiyette eşitlikten söz edemeyiz arkadaşlar. Burada padişah var, bir de halkın katıldığı meclis var. Hani doğrudan demokrasiye uygun değil. Teokrasi zaten dinli yönetim biçimiydi. O zaman cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelmekteydi. Osman Devleti'nde hukukun ağırlıklı olarak dini kurallara dayalı olması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir demiş. Kanun gücünün her şeyin üstünde tutulduğunun, kimsenin yargısız cezalandırılmayacağının, anayasacılık fikrinin geliştiğinin, dinin toplumun üzerinde etkili olduğunun. Arkadaşlar burada dini kurallara dayalı olması dediği için ben ne diyeceğim? Cevabım dinin toplumun üzerinde etkili olduğuna diyeceğim. Sekizinci soruya baktığımızda Türklerin ilk anayasası özelliğine sahip olan kanun esası de padişah meclisi açma-kapama yetkisine sahiptir. Maddesinin yer alması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Meclisin tek üstün güç olduğunun, arkadaşlar böyle yargılardan kaçınacaktık ki yukarıda böyle bir şeyden bahsetmiyor. Padişahın otoritesinin hala güçlü olduğunun, arkadaşlar padişah meclisi açma ve kapatma yetkisine sahipse o zaman otoritesi hala güçlüdür. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır. Tüm yetkilerin hükümete verildiği demiş. Tüm demiş burada da zaten. Anayasanın tüm yetkilerin hükümete verildiğinden söz edemeyiz. Çünkü padişah açma ve kapatma yetkisi padişahın Meclisi açma ve kapatma yetkisi var burada arkadaşlar. Anayasalar yanında padişahın yetkisiz olduğunun, hayır padişah yetkili olduğu için meclisi açma ve kapatma yetkisine sahip. Eski Türklerde kurultayda hükümdarın eşi hatunda yer alması aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır? Arkadaşlar eski Türklerde kurultay devlet işlerinin görüldüğü yerde. Şimdi bunda hem hükümdarlar yer alıyor, hükümdarın yanında bir de eşi hatun yer alıyor. Hangisini kanıtlamaktadır demiş. Kurultay'ın demokrasiyi kullandığı. Hayır kadını yönetimde e, kadının yönetimde etkili olduğu evet arkadaşlar kadınlar yönetimde etkilidir o zaman kadınlara değer vermişlerdir diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin değiştirilemez nitelikleri anayasamızda belirtilmiştir. Hangisi anayasada yer alan devletin değiştirilemez nitelikleri arasında gösterilemez demiş. Seçmen yaşının 18 olarak değiştirilmesi. Arkadaşlar direkt A şıkkımız. Şöyle Türkiye Cumhuriyeti'nin değiştirilemez nitelikleri anayasamızda belirtiliyor ve bu maddelerin kesinlikle değiştirilmesi teklif dahi edilemezdi. Bunlar nelerdi? Yönetim şeklinin Cumhuriyet olması, başkentinin Ankara olması, Milli Marşın İstiklal Marşı olması bunların hepsi yer alıyor. Aşağıdakilerden hangisi çok partili siyasal yaşama geçinceye kadar varlığını tek başına sürdüren ve ülkemizde kurulan ilk siyasi partidir demiş arkadaşlar. Serbest Cumhuriyet Fırkası 1924'te kuruluyor. Cumhuriyet Halk Fırkası 1923'te kuruluyor. Demokrat Parti 1946'da kuruluyor. Terakkiperver e, Cumhuriyet çok pardon 1930 olacak bu. Aşağıdakilerden hangisi çok parti siyasal yaşama geçinceye kadar varlığını tek başına sürdüren ve ülkemizde kurulan ilk siyasi partidir demiş arkadaşlar. Şimdi burada bir tek bunu yazmamışız. de 1924'te kurulacaktır arkadaşlar. Şöyle ilk başta Cumhuriyet Halk Fırkası kurulacaktır. 1950-1923'te hatta şöyle Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin siyasi partiye dönüşmüş hali Cumhuriyet Halk Fırkası'ydı. Mustafa Kemal tarafından kurulacaktır. Daha sonra arkadaşlar deneme yapılıyor. de bu siyasi parti için denemeler yapılıyor. Terekperver Cumhuriyet Fırkası da ilk e, muhalif parti olarak karşımıza çıkıyor ama başarısız oluyor. Daha sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası Fethi Okyar tarafından kurulacak e, ancak bu da başarısız olacak. O yüzden arkadaşlar biz çok parti hayata Demokrat Parti ile 1946 yılında geçeceğiz. Ama bizim kurulan ilk partimiz Fırkamız Cumhuriyet Halk Fırkası varlığını hala devam ettirmekten. Ülkemizde yargı görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilmektedir demiş. Kanunların uygulanmaması durumunda ortaya çıkacak sorunları çözen kanunlara uymayanlar için gerekli baskı ve yaptırımların uygulanmasını sağlayan organdır. Arkadaşlar şöyle yasama kime aitti? TBM'ye aitti. Yürütme bakanlar kurulu cumhurbaşkanına aitti. Ancak arkadaşlar burada ne demiş? Gerekli baskı ve yaptırımların uygulanması demiş arkadaşlar. Uygulanması dediği için ne olacaktır? Bağımsız mahkemeler arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Aynı görüş ve düşünceleri paylaşan kişiler ülke sorunlarını çözümlemek ve ülkeyi en iyi şekilde yönetebilmek amacıyla bir araya gelerek partiler kurarlar. Çoğulcu demokrasilerde birbirinden terkli görüş yani farklı demeye çalışıyor arkadaşlar ve düşüncelere sahip birçok siyasi parti vardır. Hangisine ulaşılamaz demiş. Bakalım siyasi partilerin hepsi aynı görüş ve düşüncelere sahiptir. Arkadaşlar kesinlikle cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır. Aynı görüş ve düşünceleri paylaşan kişiler ne yapıyorlar arkadaşlar? Ülke sorunlarını çözmek için ülkeyi iyi bir şekilde yönetmek için parti kuruyorlar. A partisi, ya da bunun karşıt düşüncesini savunan yani görüş olarak farklı olan kişiler ne yapacaktır? B partisini kuracaktır. O zaman hepsi aynı görüşte diyemeyiz. Mesela günümüzde şöyle bir değerlendirirsek Ak Parti, MHP, CHP bunların hepsinin görüşü nedir? Farklıdır arkadaşlar. O yüzden hepsi aynı görüşte diyemeyiz ülkeyi en iyi şekilde yönetmek siyasi partilerin amacıdır en iyi şekilde yönetebilmek demiş zaten aldım çoğulcu demokrasilerde pek çok siyasi parti vardır demiş arkadaşlar birbirinden terkli görüş yani farklı görüş ve düşüncelere sahip siyasi parti olduğunu söylemiş paragrafta siyasi partilerin her biri terkli görüş ve düşüncelere sahip demiş arkadaşlar siyasi partilerin her biri zaten farklı görüş ve düşüncelere sahiptir burada yazıyor zaten Evet 14. soruda yukarıda verilenlerden hangisi bireylerin devlete karşı yerine getirmek zorunda olduğu görevler arasında yer almaz. Buna benzer bir soru çözdük az önce. Askerlik görevini yerine getirmek, seçimlerde oy kullanmak, kazancı oranında vergi vermek, vergi vermek gibi bir görevimiz var arkadaşlar. Yüksek öğrenim görmek arkadaşlar bireylerin devlete karşı yerine getirmek zorunda olduğu görevler arasında gösterilemez. Atatürk'ün bu sözleriyle gibi durumlardan özellikle hangisini vurguladığı söylenebilir demiş. Atatürk özgürlük olmayan bir memlekette ölüm ve yok oluş vardır. Her ilerleme ve kurtuluşun anası özgürlüktür. Kişisel özgürlükler kutsaldır demektedir. Bakalım şimdi arkadaşlar hangisini vurguladığı demiş. Anayasanın değiştirilemez niteliklerin belirlenmesi. Anayasadan bahsetmemiş. Fırsat eşitliğinin sağlanması. Siyasi partilerin faaliyeti. Bunlardan da bahsetmiş arkadaşlar. İnsan hak ve özgürlükleri demiş zaten. İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması gerektiği zaten arkadaşlar. Ee, yukarıda, Yukarıdan çıkarabiliriz bu şeyi. Ee, özgürlükler kutsaldır demiş zaten burada arkadaşlar. Ee, kutsal olan bir şey biz nasıl yaklaşırız? Onu e, arkadaşlar ona e, taparız ve o bizim için özel bir şeydir. Özgürlük de tıpkı buna benzetilebilir. Zaten Mustafa Kemal de bunu vurgulamış.